kardeşim. Seninle hiç tanışamadık. Hiçbir zaman kavuşamadık. Ama ben seni kaç kere kaybettim mi bilsen. Meğer aynı kabusu görüyormuşuz. Melek. İkimizin de hayatını alt üst etti. Mahvetti bizi. Keşke yanında olabilsem. Fotoğraf yerine sana dokunabilsem, elini tutabilsem. Başımı omzuna koyabilsem. Sana çok ihtiyacım var. İnsan nasıl delirir çok iyi bildiği için bildiği yerden oynadı benimle. Kafamı ancak toparlıyorum. Her şeyi ancak hatırlıyorum. Cemre'yi öldürdüğünü öğrendikten sonra bana o ilaçları vermeye başladı. Beni uyuşturmak için. Sonra o gece beni sakladıkları depoya polis baskın yaptı. Birileri ihbar etmiş herhalde, bilmiyorum. Üstten beni polislerden saklamaya çalışırken bir şekilde kaçıp buraya geldim. Yani Meleğe sığındım sonunda. İlacın etkisiyle tabii. İnanamıyorum ya. Yani ilaçların etkisiyle öleceğini bile bile geri döndün, öyle mi? Bulamamışlar mı peki? Ya polisten var mı bir haber? Ben bir daha arayayım. Soner merhaba. Bir haber var mı? Tüm ekiplerimiz seferber oldu. En kısa zamanda bulacağız. Şehir dışına ya da yurt dışına toplu taşımayla çıkması imkansız. Kaçak yolları denese de her yerde arandığı için fazla uzaklaşamadan yakayı ele verir. Bu arada Ayşe korkmaz. Bizim kayıp sağlık personelimiz. İfade vermek için sizi bekliyor. Tamam. Bekliyoruz. Bulamamışlar değil mi? O şekilde kendini kurtarmanın yolunu bulur. Bak Ayşe. Aklına gelebilecek en ufak detay bizim için çok değerli. Polisler ifade verirken sakın heyecan yapma, gerilme. Melek er ya da geç muhakkak yakalanacak. O kadar pişmanım ki. Ona güvendiğim için, ona yardım ettiğim için. Asıl suçlu benim. Bütün bu yaptıklarına rağmen oğlumla evlenmesine müsaade ettim. Onu evimize soktum. Anne lütfen. Şu an kendimizi suçlayacak bir zaman değil. Evet Ağustos Hanım. Kendinizi suçlamayın lütfen. Büyüğünüz olarak size yol gösterecek ya. Yaşadıklarınızı uzaktan seyrettim. Onu evime soktum. Yuvama soktum. Anne bütün bu olacakları bilerek mi yaptın sanki? Hangimiz tahmin edebilirdi ki? Lütfen. Ben de en az sizin kadar Meleğin cezasını bulmasını istiyorum. Hafızamı zorluyorum her şeyi en ince ayrıntısına kadar polise size anlatabilmek için. Daha ne anlatacaksınız Ayşe Hanım? Ya kadın gözünü kırpmadan üçümüzü birden öldürecekti.